Tamam, sakin ol prenses. Benim. Yine o kabuslardan birini gördün değil mi? Annen de ben de senin için çok endişeleniyoruz hayatım. Senin neyin rahatsız ettiğini bilmek istiyoruz Sophie. O zaman belki bu korkunç kabusların tamamen yok olmasını sağlayabiliriz. Hadi. Uyumaya devam et. Hı? Ah canım. Teşekkür ederiz Michael. Kuzey Galler'deki Glenric bölgesinde bir çiftliğe yapılan saldırı haberleri yetkilileri uğraştırmaya devam ediyor. Rohan Dolce bildiriyor. Olay burada Slate Pit çiftliğinde gerçekleşti. Ve 3 gündür çiftlik sahibi Evden Pitchert'a ve sürüsüne saldıran hayvanın ne olduğu tanımlanamadı. Yaban Hayat Komisyonu'ndan Profesör Stephen Worsley yanımda. Ne diyorsunuz Profesör? Nedir bu? Kendine güvenli alan yaratmak isteyen büyük ve vahşi bir köpek. Köpek mi? Evet, köpek. Ya da erkek tilki. Dişi tilki olamaz. Anlıyorum. Ama Bay Pitchert'a saldıran hayvanın bir tilki olduğu kesin değil, değil mi? Köşeye sıkıştırılan ya da tuzağa düşen herhangi bir hayvan olabilir. Özellikle güvenli bir alan arıyorsa. Ama tilkiler koyunları öldürmez, değil mi? Genellikle öldürmez. Hayır, ama birkaç olay var. Söylentilerde gerçeklik payı olabilir mi? Bay Pitcher'da gizemli bir varlığın saldırdığı iddiası mı? Bazıları bu ilk değil diyor. Benzer saldırılar burada daha önce de olmuş. İnsanlar inanmak istedikleri şeye inanırlar. Ama bilimsel açıdan bu iddiayı ciddiye alamayız. Bu bildiğimiz tek olay. Bu konuda teminat verebilirim. Yabani tilki mi yoksa gizemli bir yaratık mı? Anlaşılan Kuzey Galler'in Bodmin Mur canavarı efsanesi hala yaşamaya devam ediyor. Rohan Dolce, CCN'a. Teşekkür ederiz Rohan. Bir başka küresel çaplı bankanın batmasına karşı protestolar devam ederken, bugün İngiltere Merkez Bankası yıl içindeki faiz oranlarını 3. kez arttırmış oldu. Sam, lütfen. Ne? Hem hafta sonu geziye gidelim diyor hem gecikiyor. Ona bulaşma. Sana ne oluyor? Seni istemesinin tek nedeni video kameran olması. Uğraşma Sam. Yine sarhoşsun anne. Merhaba. Merhaba. Kameramı getirdim. Merhaba. Evet. Nereye gidiyoruz? Buraya. Burası Kuzey Galler'de. Evet. Neden, bir sorun mu var? Hayır. Orada Bodmin Mur canavarını mı arayacağız? Harika. Ne yapacağız? Videoyu kaydedeceğiz. Video mu? Bu zavallı Dean de onunla porno film çekeceğini sanmıştı. Hadi oradan. Dean, ağzını bozma. Biliyorsun John, eğer gerçekten porno filmi çekecek olsaydım karşımdaki de gerçek bir erkek olurdu. Aa, evet, bundan eminim. Yani senin gibi biriyle olmazdı. O halde gidiyoruz. Tamam, gidelim. Tanrım, saatlerdir bu ormanın içinden geçiyoruz. Git bitmiyor. Böyle devam ederse ağaç kör olacağım. Dean, yoldaki şu kasesi 4. kez gördüğüme eminim. Yön bulma aleti bozuk olmasın? Bozuk değil. Altıma kaçırmak üzereyim. Bir kasese daha dayanamayacağım. Geldik sayılır. Hadi John, dur bir yerde.
Olay burada Slade Pit çiftliğinde gerçekleşti. Ve 3 gündür çiftlik sahibi Evden Pitchert'a ve sürüsüne saldıran... Jane! Dean! Neredesiniz? Hey! Neredesiniz? Dalga geçmeyin çocuklar. Neredesin? Gidiyoruz. Çocuklar! İmdat! Sophie! Sophie, iyi misin? Sanırım kötü bir rüya görüyordun. Onun için uyandırdım. Yardımına ihtiyacım olursa söylerim. Tamam. Hadi gel, yürüyerek gideceğiz. Hadi Dean. Bunu yapmak zorundayım, yoksa yolu bulamayız. Al şunu. Bunları da. Dönüşte araba kullanamayacağımı bildiğim için sende dursun. Ben daha ehliyetimi almadım. Baksana, ufaklığı buraya getirmek kimin fikriydi? Jane onun için iyi olur dedi. Onun için mi? Bütün planlarım yattı. Lanet olsun, ne güzel her şeyi ayarlamıştım. Dörtlü küçük bir grup. Ben, Jane, sen ve gotik kız. Yazık oldu. Güzel planmış. Peki bu Sophie denen kızın nesi var? Ha? Yani güzel bir kız ama biraz tuhaf. Ha, evet evet, garip şeylerle uğraşıyor. Garip şeylerle mi? Eminim senin başa demeyeceğin bir şey değildir. Ha, doğru. İkna yeteneğini kullan. Gerçi benim denemelerim ters etti. Aptal inek. Ne? Seni red mi ettik? Evet. O çocuk da sana rakip olamaz. Değil mi? Onda ne buluyorsun anlamıyorum. Özel okulda okuması, lüks tatiller yapması bana itici geliyor. Ondan hoşlanıyorum. Bana kendimi iyi hissettiriyor. Jane, artık seni hiç göremiyorum. Beni tanıyan tek kişi sensin. Özlüyorum seni. Ben de seni özlüyorum. Ve bu durum beni rahatsız ediyor. İki taraftan da çekiliyormuşum gibi geliyor. Beni geri plana attığını düşünüyorum. Bak, biz her zaman arkadaş kalacağız. Neden John'a bir fırsat tanımıyorsun? İyi bir çocuk. Sophie? Sof. Peki.
Harika. İyi bir seçim. E hadi ne duruyoruz? Kamp kuralım. Güçlü bir kamp ateşi ve büyülü ay ışığı. Çok romantik. Kardeşin 10 dakika ortadan yok olamaz mı? Uğraşma onunla. Hayır, bir süre gıcıklıktan vazgeçsin demek istiyorum. Son zamanlarda gıcıklık revaçtaymış. Hadi canım. Sophie? Teşekkür ederim. Kesin şunu. Hadi deyin, çekime başlayalım. Tamam, ben nerede durayım? Biraz geriye git, ateşin yanına. Kaydediyorum. Merhaba, ben Sophie. Şu anda Kuzey Galler'deyiz. Slaybit çiftliğinin yakınlarında. Edwin Pitcher'da saldıran ve bütün koyunlarını öldüren yaratığı bulmaya çalışıyoruz. Saldırmış mı? Nasıl saldırmış? Yaratık köşeye sıkışınca insanlara saldırıyormuş. Dur, bir dakika, mola istiyorum. İnsanlara saldırdığını söylememiştin. Sam, sakin ol. Sakin mi olayım? Bunu kabul mi edeceksin? Yaratık insanlara saldırıyormuş. Jane, sırf Sophie gizemli olaylara ilgi duyuyor diye bizi tehlikeye atmasına göz mü yumacağız? Sam! Ne? Etrafınıza bakın, şu anda bilinmeyen bir yerin ortasındayız. Kendimizi koruyacak hiçbir şeyimiz yok. Sadece onu filme almak istiyoruz. Ha, o zaman oldu. Sen neden bu kadar rahatsız oluyorsun? İstemiyorsan onu aramak zorunda değilsin. Devam et Sof. Nasıl bir şey bu? Haberlerde izlemediniz mi? Hayır, ne dediler? Hadi Sof söyle, bu gizemli canavarın ne olduğunu düşünüyorlar. Tilki. Tanrım. Tilki mi? Tilki mi? Ne olursa olsun, ben sana yardım edeceğim. Duydunuz mu? Neyi? Ben duydum. Orada. Neydi o? Çekiyorsun değil mi? Görebiliyor musun? Din. Gece görüş aletim yok. İşte. Tanrım, sülünmüş. Evet. Bana da versene. Sen ne olduğunu sanıyorsun? Bilmiyorum. O kitapta yazmıyor mu? O açıklanamayan şeyler kitabı. Hiçbir şey açıklamaz. Sence Bomin Moor canavarı burada mı? Evet. O büyük vahşi bir kedi değil miydi? Bazıları öyle söylüyor. Sence buralarda dolaşan şey o mu? Evet, onun gibi bir şey. Neden olmasın? Çünkü bu tamamen hayal ürünü bir şey. Daha önce hiç görmemiş olman var olmadığı anlamına gelmez. Bir dakika. Ben Noel Baba'yı da hiç görmedim ve artık ona inanacak yaşı geçtim. Ya da konuşan tavşanı. Diş perisine bile inanmıyorum. Sam, tamam, görüşünü net olarak anladık. Belki canavar kurttur. Kitapta mutlaka o da vardır. Jane, sende ne buluyor anlamıyorum sersemeri. Sophie, lütfen. Öyle mi? Ben de Jane sende ne bulduğunu anlamıyorum. Sam! Hayır. Şuna baksana. John, bak şuna. Protest gotlar gibi giyinmiş.
Ülkenin bir ucuna sadece kendi karışık kafasında var olan şeyi aramaya geliyor. Biz de deli gibi ona uyup peşine takılıyoruz. Tanrı aşkına kapa çeneni. Ne zaman büyüyüp bu masal dünyasından gerçeğe döneceksin sen? En azından ben her şeyin önüme gelmesine alışmış bir züppe değilim. Derdim bu. Derdim bu değil mi? Sefil hayatın yüzünden herkese suçluyorsun. Sen hayatım hakkında ne biliyorsun ki? Biliyor musun Sof? Senin rahatlaman lazım. Belki bu şekilde aydınlanırsın. Hiç şaşırmadım. Senin aklın fikrin seksti. Ben en azından soğuk nevale değilim. Doğru. Tek özelliğim bencil olmam. Bu tavırlarını görünce neden hala bakire olduğunu anlamak zor değil. Affedersin. Sophie. İyi misin? Beni yalnız bırak. Konuşmak isteyeceğini düşündüm. Hayır, beni yalnız bırak. Lütfen Sophie. Gerçekten çok üzgünüm. Jane, lütfen gider misin? Hani biz ruh ikiziydik Sophie. Ben konuşurum. Dur bakalım ufaklık. Gerçek bir erkek isterim dedi. Unuttun mu? Hayır. Ne istiyorsun? Belki bunlardan içmek istersin dedim. Al hadi korkma ısırmaz. Ha? Sadece bir bira. Afalladım galiba. Boş ver, önemli değil. Şerefe. Şerefe. Ormanın içinde tek başına gezinmen doğru değil. Ya o gizemli... canavarlar buraya gelirse? Lütfen dalga geçme. Tamam, özür dilerim. Ne olmuş yani? Ben inanıyorum. Sen de Tanrı'ya inanıyorsun değil mi? Evet, sanırım. Evet. Arada ne fark var? Onun varlığını da kanıtlayamıyorsun. İyi bir nokta. Üzülme. Neden öyle söyledi bana? Neden uğraşıyor benimle? Elde edemediği şeyi istiyor. Hı? Hayır. Hayır. Tamam, tamam Sophie. Tamam. Hayır, lütfen. Tamam, tamam özür dilerim. Ne oldu? Bir şey gördüm. Ne? Bir şey gördüme kesinlikle eminim. Hadi gel. Bir dakika. Onu takip edelim. Bekleyelim diğer çocuklar da gelsin. Hemen gitmezsek izini kaybederiz. Tamam. Dokunma. Niye? Ben yatmaya gidiyorum. Tek başıma. Jane. Hadi ama üzgün olduğumu söyledim. Ne var?
Sen işine baksana. Git yat. Gördün mü? Burada hiçbir şey yok. Hiçbir yerde yok. Bak. İşte orada. Ne? Bak oradan biri geçmiş. Yürü. Bak John. Vay canına. Burası neresi? Buradan girmiş olmalı. Nereden? Bak. Gel. Nasıl bir yer böyle? Bu taraftan. Evet, bu taraftan. Dur. Heykelmiş. Hey, dur. Başına dikkat et. Neydi bu? Ne? Harika. Hadi çabuk fotoğraf falan çek. Bak işte kanıtım. Tamam hadi gidelim.
Bunu bir tilkinin yapması mümkün değil. Koş. Günaydın Günüşü. Ya barışma seksi kadar güzel bir şey var mı? Kapa çeneni sersen. O benim ablam. Canavar var mı? Siz ikiniz kahvaltıda ne istersiniz? Hadi çocuklar, ne istiyorsunuz? Evet Sam, ne istiyorlar? Burada değiller ki. Sana dün gece gidip bakalım dedim, değil mi? Değil, uğraşma benimle. Sadece söylüyorum. Ne dediğini anladım. Büyük ihtimalle ateşli ve yorucu bir sevişme sonrası ormanın içinde bir köşede uyuyakalmışlardır. Günaydın bebeğim. Ben de tam... Hala dönmediler mi? Öyle görünüyor. Dean haklı. Peşlerinden gitmeliydik. Yardım edin.
kimse yok mu? Lütfen kapıyı açın. Kapı kilitli. Ne? Çıkış yok. Ne? Jona, ne yaptın söyle. Nerede o? Ben neden buradayım? Seni koruyorum. Neye karşı? Beni kimden koruyorsun? Ondan. Ondan mı? Kimsin sen? Cevap versene aşağılık. Kimsin sen? Çıkar beni buradan. Lütfen. Benden uzak dur. Neden bireyi bitirmemişler? Çünkü John elini çabuk tutmuş. Affedersin. Ortada garip bir durum var. Sophie haber vermeden gitmez. Dalga mı geçiyorsun? Dün gece ne haldeydi? O hale getiren kimdi? Lütfen yine o konuya girmeyelim. Bir şey buldun mu? Hiçbir iz yok. Polise haber verelim. Ne diyeceğiz? Çiftçiye saldıran her neyse Sophie ile John'u da kaçırdı diyelim. Bodwin Moor canavarı mı? Jane, bize deli derler. Ayrıca telefonum çekmiyor. Evet. Aramaya devam edelim. Evet. Dean haklı. Gidip arayalım. Thank you.
Lanet olsun. Çok yardımcı oldun. Hayır. Ne yapıyor bu? İnanamıyorum. İyice azdı. İyice azdı. Burada olmaması gerekiyordu. Hayır. Ne olacak şimdi? Söylesene ne olacak? Meryem bana engel ol. Lütfen ona engel ol. Ona sahip olmasına izin verme lütfen. Hayır hayır, ona bir şey yapmamalı. Bir şey yapmamalı. Kız burada olmamalıydı. Olmamalı, olmamalı, olmamalı. Çok tehlikeli, çok tehlikeli, çok tehlikeli. Sana söylüyorum, çok tehlikeli. Sarılacak, sarılacak, sarılacak. Gece gelecek, gece gelecek. Ona sahip olmak istiyor, sahip olmak istiyor. Kızı korumalıyım, kızı korumalıyım. Çünkü o yüce bakire Meryem anamız gibi. Kızı alıp acı çektirecek. Hayır, hayır, ona izin veremem. Hayır, izin veremem. Kıza zarar verecek, kıza zarar verecek. Ona acı verecek. Acı verecek ama bakire Meryem anamız gibi. Bakire Meryem anamız gibi. Hayır! Hayır! Bırak beni! Dur! Bırak! Yoksa seni öldürürüm! John! Sophie! Sophie!
Ha, boşuna uğraşıyoruz. Burada değiller. Şurada sinyal var. Merhaba Sophie, ben Jane. Nereye kayboldunuz? Meraktan ölüyoruz. Bak, dün gece için çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Beni ara, lütfen. Alo, neredesin oğlum? Bu iş fazla ileri gitmeye başladı, beni ara. Ne var? Hiç. Bir mesaj geldi. Sophie'den. Bu da ne böyle? Bir koyun leşi sanırım. Lanet olsun. Devamı yok mu? Hayır, yok. Jane, endişelenme, bu kötü bir şey değil. Yalnızca bir koyun leşi, burada bir sürü leş var. Ne yapacağız Dean? Şey, biri... Şu yolu takip etsin. Ama birimizin de arabaya bakması gerekiyor. Belki oraya gitmişlerdir. Siz yolu takip edin, ben de arabaya gideyim. Tamam, bence iyi bir fikir. Tamam. Onları bulursan mutlaka bizi... Ararım, merak etme. Bir dakika Sam. Ablama iyi bak, tamam mı? Tamam. Bakarım tabii. Ayrıca birazdan hava kararacak. Onun için al bunu. Beni burada sonsuza dek tutamazsın. Burada koruyorum seni. Kimden? Burada başka kimse yok. Dün gece John'a ne yaptın? Öldürdün mü? Hayır! Hayır! Beni de öldüreceksin değil mi? Beni de öldüreceksin. Hayır, biliyorum. Hayır, hayır, sana zarar vermeyeceğim. Korkma. Sen ne güzelsin. Tıpkı Bakire Meryem gibi. Hava kararıyor. Hava kararınca tehlike başlar. Geceleri dolunay zamanı avlanmaya bayılır. Sen neden bahsediyorsun? Bir kız sensin. Hastasın sen. Geber. Yüce İsa, lütfen bana yardım et. Lütfen. Çok üzgünüm. Üzgün müsün? Canın cehenneme. Aşağılık seni. Aç şu kapıyı. O kızda ne buluyorsun? Seninle konuşmuyorum. Bütün bunlar senin suçun. Jane, o da en az benim kadar inatçı. Gece nasıl diklendi görmedin mi? Gördüm ve bu mücadeleci ruhunu çok seviyorum. Ona hayranım. Neden? Canavar hikayelerine inandığı için mi? O zeki bir kız. Bana katılmıyor musun? Kendi çabasıyla okudu.
Senin gibi sırtını bir yere dayamadı. Ne parası vardı ne de onu destekleyecek bir anne babası. Annesi hiçbir işe yaramayan biri. Babası da o küçükken evi terk etmiş. Her şeyi kendi başına başarmış. Tamam, biraz kafası karışık olabilir. Ne olmuş? Buna hakkı var. Lanet olsun. Burada yoklar. Biz bir şey bulduk. Duyamıyorum. Sen Joseph. Sen Joseph mı dedin? Sen Joseph çiftliği. Değil. Lanet olsun. Ah Tanrım. Merhaba. Arkadaşlarımızı kaybettik, bulamıyoruz. Yardım eder misiniz? En son nerede gördünüz? Orada bir yerde. Haritayı alalım. Telefonum yön bulabiliyor. Boş ver, biz haritaya bakalım. Bir yerde yanlış sapaktan döndün. Sen Joseph çiftliğine gidiyorum. Sen Joseph mı? Ablam da orada olduğunu söylemişti. Bak, başşüpheli yetim çocuk, o delidir. Bu yıllar önce olmuş. Evet, uzun zaman önce oldu. Hem o çocuk büyüdü ve evine döndü. Umarım arkadaşların iyidir. Evet, ben de öyle umuyorum. John'un arabasıyla gidelim, o daha hızlı. Şuraya bak. Görebiliyor musun? Yürü. Bit beni! Duyuyor musun? Duyuyor musun? Artık kontrol edemiyorum. 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 Burada biri varmış. Gerçekten içeri girmeyi düşünmüyorsun değil mi? Jane, seni kaybetmek istemiyorum. Tamam mı? Bu yüzden işleri düzeltmek zorundayım. Yani içeri gireceğim. Tamam mı? Sen burada bekle. Neden? Sadece içeri bakıp çıkacağım, o kadar. Semih, dikkatli ol. Ben de seni kaybetmek istemiyorum. Aferin sana. Thank you.
Bağırmaya devam et. Geliyorum. Sen. Sen buradayım. Açılmıyor. Sen. Tamam. Sen. Neler oluyor burada? Çıkar beni buradan lütfen. Deniyorum. Çıkar. Deniyorum. John nerede? Saldırıya uğradı. Ne? Belki de ölmüştür, bilmiyorum. O dışarıdayken çıkar beni buradan hemen lütfen. Lanet olsun. Sen nereye gidiyorsun? Kilidi kırmak için bir şey bulmaya. Çabuk ol. Sam. 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 Hadi! Sophie, senden özür dilerim. Önemli değil, ben unuttum bile. Sen! Atarım! Atarım! Thank you.
Merhaba, ben Sam. Lütfen mesajınızı bırakın, sizi ararım. Şerefe, sizi seviyorum. Hangi yöne? Bundan bir şey anlamadım. Hadi hadi. Ah, lanet olsun, telefonum sizin arabada kalmış. Hangi yöne? Telefonda yön bulma sistemi vardı. Hangi servisi bağlayalım? Polis, çabuk olun. Hatta kalın, bağlıyorum. Alo, neredesiniz? Eski bir binada. Terk edilmiş, Kuzey Galler'de bir yer. Daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Saint Joseph, sanırım adı Saint Joseph çiftliği. Saint Joseph, peki... Lanet olsun. John? İyi günler. John şu anda burada değil. Lanet olsun. Mesaj bırakırsanız en kısa zamanda sizi ararım. John? John? İçeride misin? John? Burası tuhaf bir yer. Burada ne işiniz var? Eskiden burada çalışırdım. Hayır, olamaz. Kamerayı kapat. Ne? Kapat hemen kamerayı. Peki. Arabada kalmanı istiyorum. Kapıları kapat. Dışarı çıkma.
tarafa git! Hey! O tarafa benden git! Benden uzak dur, seni aşağılık! Hey! Hayır! Lütfen! Lütfen bana zarar verme! Sana zarar vermeyeceğim! Vermeyeceğim! Yaklaşma! Bırak beni, gideyim buradan! Yardım etmek istiyorum! Yardım etmek istiyorum! Yaklaşma ona, tehlikelidir! Beni hatırladın mı? Ne? Gavin. Uzun zamandır senin izini sürüyorum. Sonunda evine dönmüşsün. Gavin buraya kimsesiz bir çocuk olarak gelmişti. Değil mi Gavin? Peder Jacob kimsesizler yurdu rahibiydi. Ve Gavin onu öldürdü. Peder Jacob benim arkadaşımdı. Benim akıl hocamdı. Vincent yaptı. Ben Vincent yapmadım. Kim? Vincent kim? Vincent uzun zaman önce öldü. Hayır. Gavin onun hala yaşadığını hayal ediyor. Orada dur. Dur. Orada dur. Hayır. Doğru değil. Hayır. Bu doğru değil. Doğru değil. Hayır. Doğru değil. Hayır. Hayır. Yaptığın bütün o korkunç şeyler için Vincent'ı nasıl suçlarsın? Artık yaptıklarının sorumluluğunu üstlenme zamanı gelmedi mi? Hayır. Gavin akıl hastası bir katildir. Hayır. Bir hayvandır. Gökyüzünde dolunay. İşte benim gecem. Aman Tanrım. Bu değişiyor. O yaptı. Tanrım, bu yaptığımı bağışla. Hadi hemen öldür onu. Ne oldu sana evladım? Tanrı'dan uzaklaştın ve ölümle kucaklaştın. Suçunu inkar etme. Tekrar Tanrı'ya sığın. Ve sana merhamet etmesi için ona dua et. Vincent. Oğlum Tanrım. Vincent! Hayır! Sana zarar vermeyeceğim. Gitmeliyiz, gitmeliyiz. Lütfen, lütfen elimi tut, elimi tut. Lütfen. Sophie. Tut elimi. Hadi. Siz kaçın! Vincent! Seninle işim daha bitmedi. Vincent! Onu öldürecek. Çabuk! Çanı çalın! Hemen gidelim, hemen gidelim. Tamam.
Aa, Tanrım. Aa, aa. Lanet olsun. Çalış! Lanet olsun! Lanet olsun! Hayır, hayır! Dini yakalamış. Geliyor, geliyor. Başka yoldan gidelim. Yürü. Hayır, artık kaçmayacağım. Gidelim! Gidelim! Fazla oldun. Sophie. Bakir. Hayır. Artık yeter. O da şimdi. Şimdi. Hayır. Hayır. Tamam. Dediğini yap. Vincent'ın dediğini yap. Hayır. Hayır Gavin. Lütfen bunu yapmasına izin verme. Lütfen. Lütfen bunu yapmasına izin veremezsin, hayır. Neden ağlıyorsun? O bir canavardı. Kardeşim. Kardeşimdi. Demek senin kardeşindi. Bu hale nasıl geldi peki? Onun suçu değildi. Onun suçu değildi. Annem öldükten sonra buraya gönderildik. Çocukken insan bir şeyleri öldürür değil mi? Ama peder Jacob bundan hiç hoşlanmadı. Onu cezalandırdı. Ama cezalar hiç bitmedi ve Vincent sürekli bir şeyler öldürdü. Bakire Meryem benim için bir teselliydi ama Vincent için acı ve ıstırabın simgesi oldu. Giderek cezalar daha da kötüleşti. Ve peder Jacob onu köpeklerin yanına bağladı. Ona bir hayvanmış gibi davrandı. O
Hepimize kötü davrandı. Pişman mısın? Güzel. Peder Thomas Jacob'ın yardımcısıydı. Ama buraya yeni gelmişti. Gerçeği bilmiyordu. Sonra Vincent kaçtı. Peder Jacob herkese onun öldüğünü söyledi. Ve kimse onu sorgulamadı. Ama ben inanmamıştım. Uzun bir zaman sonra gerçeği öğrendim. Vincent, Peder Jacob'ı öldürdü. Ama herkes benim yaptığımı sandı. Ben de kaçtım. Kaçtığım zaman Vincent'ı köpeklerin yanında buldum. Yaban hayatta. Peki 10 yıl sonra neden buraya döndünüz? Burası benim evimdi. Ama gitmek zorundayız. Biliyorum. Hala inanıyor musun? Sen de çok temiz ve safsın. Meryem gibi. Üzgünüm Gavin ama ben de diğer kızlar gibiyim. Ha, dikkat et! Kaçın! Hadi! Yardım edin. Yardım edin. Değil. Kaçın! Kaçın. Hadi! Kaçın! Jane! Jane'in kolunu tut. Vincent! Lütfen, hayır. Bak, biz kardeşiz. Biz kardeşiz. Biz kardeşiz. Biz... Kardeşiz. 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 Biz kardeşiz. Vincent, üzgünüm. Hadi gidelim. Üzgünüm Vincent. Sen nerede? Nerede o? O kaçamadı. Hayır. Jane. Lütfen beni bırak. Jane'i buradan götür. Seni bırakmayacağız. Tamam mı? Hadi Jane. Bana yardım etmen gerekiyor. Ah!
acele et seni. Uğraşıyorum. Aman tanrım, hayır. Kurtulduk mu? Kurtulduk mu? Bilmiyorum. Öyle gibi. Öyle gibi mi? Dikkat et. Neydi o? Vincent. Öldü mü? Evet. Oh. Başardık. Evet. Kurtulduk. Başardık Jane. Başardık. Jane, kan akışını durdurman gerekiyor. Jane, kanamayı durdurmazsan kan kaybından ölür. Hadi Jane, biraz yardımcı ol. Biz ruh ikiziyiz, unuttun mu? Ruh ikizi. Bir şey söylemeye çalışıyor. Arkada. O arkada. Arkada. Burası 10511. Derhal ambulans gönderin lütfen. Slight break, orman yolundayız. Korkmayın. İyi misiniz? Yardım edin, yardım edin, yardım edin. Çıkarın beni buradan. O dışarıda. Yardım edin, lütfen yardım edin. Kim dışarıda? Çıkarın beni. Hayır. Hayır. Beni yakaladı. Hadi o zaman. Hadi. Hadi yap. Çık üstüme. Artık umurumda bile değil. Senden korkmuyorum. Senden korkmuyorum. Yine bir kabus gördüm. Neden peki? Neden ben? Neden özellikle beni istiyorsun? Sen Bakire Meryem değil. Birine söylersen babanı götürürler. Hayır, ben Bakire falan değilim. Hayır. Ben Bakire falan değilim. Hayır, değilim, değilim, değilim. Lanet olasın Bakire değilim. Thank you.
Artık güvendesiniz, korkmayın. Sanırım çok üzücü şeyler yaşadınız. Ama geçti. İyileşeceksiniz. Tamamen iyileşeceksiniz. Şimdi sizi hastaneye götüreceğiz. Ve iyileşeceksiniz.